Herkese merhabalar. Şimdi üçüncü bölümdeyiz. Üçüncü bölümde gövde ile devam ediyoruz. Baş, iki kol ve iki bacak örmüştük. Bacağın birini kopartmıştık, birine de devam edeceğiz. Şimdi 17. sıradayız. 17. sırada 3 tane zincirle başlıyoruz. Bu arayı birleştirmek için 2, 3. 3 tane zincir çekiyoruz ve diğer bacaktan şu son koparttığımız yerden alıyorum ve birleştiriyorum. Evet. Şimdi bütün bacakları dolaşıyoruz. 1 2 3 4 5 6 eksiltme azaltma yapmadan ilmek belirleyicimizin olduğu yere kadar dümdüz bir şekilde örüyoruz. Evet, bir bacakta 18 tane çıktı. Şimdi şu aradakiyi de düz bir şekilde yine 3 tane biliyorsunuz zincir çekmiştik. Devam ediyoruz. 3 tane tekrar. 19 20 ve 21. Evet, bazı yerleri ben sıkı çektiğim için şöyle daha ince tığ ucuyla alamadığım yerlere yardımcı oluyor. O şekilde alıyorum. Evet, 38 oldu. Son ilmeği çift yapacağım. Çünkü toplamda 42 diyor. Ama ben saydım, öyle olmuyor. O yüzden birkaç yerde çoğaltmamız gerekiyor. 42'ye tamamlamak için. 39 ve aynı yere bir tane daha banıyorum ve 40 yapıyorum. 40. Bir iki yerde daha çoğaltarak ben bunu 42 yani tamamlayacağım bu sayıyı. Şu anda 40 oldu. Tekrar ilmek belirleyicimi aynı şeye banıyorum. Şöyle. Tekrar 3 tane biliyorsunuz bu arada 3 tane vardı. Bir tane tek ördüm. İkinciye çift yapıyorum tekrar çoğaltmak için. 1 2 oldu. Aynı deliğe tekrar bandım 3. 3 oldu. Onun yanındakine tek bandım. 3 oldu. Evet. 4 oldu. 5 oldu. Evet, 5 oldu. Şu aralarda bir tane daha, şurada bir tane daha yapayım ki 42 olacak o zaman. Çünkü şöyle bir hesapladım. Bir bacağımızda 18 vardı. Bir tanesini zincirle birleştirdik. Ondan sonra 18, 18, 36 oldu. 3 tane de zincir olunca 39 oluyor. Ama örnekte 42 istiyor. Toplamda 42 istiyor. Bunun için de ben İki yerde gördüğünüz gibi 3 yerde teker teker şu arada o açığı kapatmak için çoğalttım. Yani siz de anlaşılmayacak şekilde her yerden 2 tane çoğaltabilirsiniz. Çok da anlaşılmıyor yani. Zaten burası alt kısımda kalacağı için anlaşılmaz da. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 18. sıradayız. 19 ve 20'yi eksiltme azaltma yapmadan 42 sıra düz örüyoruz. 42 ilmek düz örüyoruz. 18'deyiz. 19 ve 20'yi de bu şekilde düz örüyoruz. Bu şekilde sonra tekrar görüşürüz. Herhangi yanlışlık olmasın diye lütfen sayarak ilerleyelim. Ben saydım, benim şu anda tam 42. Yani eğer eksiltme azaltma 1-2 oynasanız sıkıntı olmuyor. Anlaşılmıyor yani. Dikkatli bir şekilde aynı yerden arka arkaya yapmazsanız anlaşılmıyor. 42'ye tamamlayalım. Benim 18. sıram tamamlandı ve 42. Şimdi 19'da 20'yi de örüyorum. Evet, 20. sırayı ördüm. 42 ilmeğimiz var. 21, 22, 23, 24'ü ve 25'i yarım birit öreceğiz. Yani bir tane böyle alıyoruz ve bir tane daha
Hepsini çekiyoruz şu şekilde. 1. Yani bu şekilde yarım birit dediği şu vaziyette böyle böyle bu şekilde örüyoruz. Eksiltme azaltma yapmadan yine çok gevşek de yapmayın. Bu kez de aralarında şey olur. Aralarındaki elyaflar dışarıya doğru fışkırır. Yani kötü durur, güzel durmaz, gözükür. O yüzden çok da gevşek de değil, çok da sıkı değil. Şu şekilde gördüğünüz gibi 3 ilmek alarak bir tane alıyorum. Banıyorum, bir tane daha alıyorum ve üçünü aynı anda geçiriyorum. Şu şekilde örüyoruz. 21, 22, 23, 24 yani 25. sıraya kadar 42 ilmeği bu şekilde tekrar gösteriyorum yeni yapan arkadaşlar için. Bir tane aldım. Bir tane de buradan tekrar aldım. 3 ilmeğim oldu. 3 ilmeğimi aynı anda geçiriyorum. Kuzunun karnını yapıyoruz şu anda. Bu şekilde tamamlayalım. Beşinci yani son sırada ipim bitti. İpi şöyle birleştiriyorum. Sonra bunu içeriye alıyorum. Şöyle içeriye doğru alıp içeride bırakıyorum. Arkasını daha sonra keseceğim fazlalıklarını. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, ben tamamladım. Şu kısmı tamamladık yani. Şimdi 26. sıradayız. 26. sırada 5 tane yarım birit, yani yarım birit göstermiştim. Tekrar gösteriyorum şu şekilde. Şu şekilde 3 3 ilmek elde edip şu şekilde çekiyoruz. 1 tekrar 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmek elde ettikten sonra bir tane kesiyoruz. Kesmeyi yine tekrar böyle bir ilmek daha, bir ilmek daha. 4 tane oldu. 4'ünü birden kesiyorum. Tekrar 5 tane, 1, 2, 3, 4, 5, yine bakın aldım, yine bir tane daha aldım, eksiltiyoruz ya, yine bir tane daha aldım ve hepsini birlikte 4 ilmeği birlikte kesiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 26. sırada toplam 36 ilmeğimiz olacak. Evet. Şimdi 27. sıradayım. 27. sırada 36 tane ilmeğimiz vardı. 36 tane düz örüyoruz. Yine aynı şekilde. Böyle. 1 2 3 4, 36 tane. 27. sıraydı, tamamladım. 28. sıradayım. 4 tane yarım birit, bir tane kesiyoruz. Şöyle bir tane göstereyim. 1 2 3 4 tane. Yine aldım. Yine aldım. Hepsini birlikte kesiyoruz. Şöyle. Bir. İki. Üç. Dört tane. Bir aldım. Bir tane de aldım. Hepsini birlikte kesiyorum. Böyle sıra sonuna kadar devam ediyoruz ve toplamda 30 tane
ilmeğimiz olacak. Evet, şimdi içini biraz dolduruyorum. Çünkü yukarıya çıktıkça doldurması zorlaşacak. Bacakları biraz zaten doldurmuştum. Biraz daha sertleştireceğim bacakları. Şöyle. İyi doldurmak önemli. Şekil veriyor çünkü. Şöyle şöyle. Bacaklarını özellikle içlerine doğru yapalım ki sertleşsin biraz, yumuşak ve boşluk kalmasın. Evet, biraz doldurdum. Daha sonra ilave edeceğim. Önemli olan bacaklar zorlaşacaktı. Bacakları biraz doldurmaktı. Onları böyle doldurdum. Şimdi 29. sıradayız. 30 düz öreceğiz. 30 ilmek. Yine yarım birit. 30 ilmek düz örüyoruz. Yine bu şekilde. 1. 30'a tamamlayalım. Evet. Şimdi 31. sıradayız. 31. sırada. Ha, pardon, 31. sırayı ördük. Yok, pardon ya. 29, evet, 29'u ördük. 30 düzdü, pardon. Şimdi 30. sıradayız. 3 tek, 1 çift yapıyoruz. 3 tane tek, yine aynı şekilde devam. 1 2 3 yine bu şekilde bir tane kesiyoruz. Bir tane kesiyoruz. 3 tek, bir kes. Yarım birit şeklinde 30. sıradayız ve sayımız 24'e düşecek. Evet, bunu da tamamladık. Şimdi 31. sıradayız. 24 tane birit düz örüyoruz. 24 taneyi, yani bu şekilde yine devam ediyoruz ve düz örüyoruz 24 tane. Bir, iki, üç, dört. Şimdi 32. sıradayız. Bundan sonra kolları birleştireceğiz. Beraber öreceğiz. Ve az kaldı. Şimdi 2 tek, 1 kes. Aynı işlemi 2 taneden sonra 1 kes yapıyoruz. 1 2 yine aynı şekilde kesme yapıyoruz. Tekrar 1 2 ve aynı şekilde kesiyoruz. Sıra sonuna kadar tamamlıyoruz ve 18 tane ilmeğimiz olacak. Şöyle 2 tane örüyorum. Çünkü kolları birleştirmek için. Tekrar pardon, aynı şekilde şöyle 1 2 tane örüyorum. Sonra kolumuzu alıyorum. Tabii şöyle bakıyorum mesela. Şurada birleşim yeri var. O yüzden ben ön olarak burayı seçtim. Burası daha iyi. Şu şekilde bakıyorum tekrar. Bunun birleşim yerini altına getiriyorum. Altta kalsın diye. Şöyle. 3 tane ilmeği bu şekilde tekrar örüyoruz. Bununla birlikte birleştiriyoruz. 3 tane. Şöyle bakalım, altında kontrol ederek dikkatli bir şekilde şuradan bir iki.
2 ve 3. ilmeğimizi de şuradan alıyorum. Tığımın ucundan dolayı rahat olmuyor. İsterseniz gevşek gören arkadaşlar bir küçük tığ ile kullanabilir. Evet, bir kolumuzu birleştirdik. Şimdi diğerine geldi. Şöyle yine 6 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane ördükten sonra diğer kolumu alıyorum yine aynı şekilde. Şöyle bir bakıyorum. Hatalı kısmını içine doğru veriyorum. Yani birleştirme yeri gözükmeyecek şekilde. Şöyle 3 tane daha birlikte dolduruyoruz. Buradan aldım. Tekrar buradan bandım. Şöyle 1. Tekrar ikinciyi alttan 2. Tekrar üçüncüyü şöyle evet geçmedi takıldı tekrarlıyorum. Evet şöyle 3. Şimdi geri kalan 1 2 3 ve ilmekteki alıyoruz. Şöyle 4 ilmeğimizi de ördüm. Tekrar ilmek belirleyiciyi taktım yerine. Bundan sonraki sırada 30 toplam 34 tane 34 taneyi düz bir şekilde örüyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle çok tatlış bir şey olmaya başladı. Böyle. Sonra kafasını dikeceğiz. Sonra atkısını öreceğiz. Şu şekilde. Şimdi 34. sırayı düz 18 tane aynı şekilde yarım bir birit şeklinde 34 tane 18 tane ilmeğimizi örüyoruz. 1 1 biraz burayı sıkı örmeye çalışacağım. Ben çünkü sonra baş dikerken sıkıntı olmasın diye biraz sıkı örersek daha iyi olur. Dikerken sıkıntı olmaz diye. 1 ve 18. sıra 18. ilmekten önce yer belirleyici çıkarttım ve son ilmeğimi de aldım. Bu ipi biraz uzun kesiyorum. İçini dolduruyorum. Çünkü sonrasında başı ayarlayıp başı dikeceğiz. Şöyle biraz dikme payı ip koyuyorum. Başı dikmek için. Biraz uzun kesiyorum. Sonra şöyle bir alıyorum. İçini dolduruyorum. Evet içini biraz doldurdum. Şöyle başını montaladım. Şimdi dikeceğim. Bu başı buraya dikeceğim. Bu da öyleydi. Sonra böyle örünce arası kapanıyor. Biraz kafayı küçük yapmışlar. Vücut büyük kalıyor. Bir de ip de fark ediyor. Bu iple daha güzel oldu. Evet. Vücuta göre biraz baş küçük gibi geliyor. Evet küçük oluyor aslında ama atkısını ördüğümüz zaman şu şekilde takıyoruz. Taktığımız zaman daha hoş gözüküyor. Ben bir de ona böyle minik bir başına kurdale yaptım. Şöyle. Evet, şimdi ben de bunun başını şu şekilde monte ettim. Monte ettim bu başı. Buraya etrafını yavaşça dolanarak yamuk olmadan dikeceğim. Pardon, bu başını böyle yamuk olmadan döndürerek yavaş yavaş dikeceğim. Öncelikle başı ayarlayalım. Büyük bir iğneyle tutturdum ben.
kaymasın diye. Şimdi dikeceğim etrafını. Ama tabii ki bu ipten de kaynaklanıyor bence ikisini de ben ördüm. Ve bunu sık örmeye çalıştığım halde bu daha bir açık oldu araları. Bence ipinden kaynaklanıyor. Çünkü bu daha bir sıkı, daha bir şey oldu. Sağlam gibi gözüküyor. Daha sert, daha şey, dolgulu. İpten kaynaklanıyor diye düşünüyorum. İpi biraz daha ince. Evet. Başı biraz diktim böyle, sabitledim. Hala iğnem duruyor. Şurada biraz açık bir kısım bıraktım. Henüz daha bitirmedim. Çünkü boynunun sabitlenmesi için biraz daha buraya elyaf dolduracağım. Ki daha güzel ve daha sağlam oluyor. Evet, şöyle biraz daha boynu sertleştiriyorum. Çünkü çok gevşek ve boşluklar oldu. Kaş kolu da taşıması için rahatlıkla. Bu şekilde biraz dolduruyoruz. Evet, diktim. Şimdi arkasından ipi çıkarttım. Bu ipi arkasından kaçmasın diye şöyle bir bağlıyorum. Evet. Fazlalığını biraz kesiyorum. Yine şöyle içinden alıyorum. Yok ediyorum içine doğru. Elyafa doğru. Evet. Bu da tamamdır. Atkısını şöyle. Şöyle. Atkıya geçelim. Evet. Yeşil rengimizde atkıya başlıyoruz. 101 tane zincir çekiyoruz. 1 şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, toplam 101 tane zincir çektim. Şöyle. Birinciye değil, İkinciye sık iğne yapıyoruz. Şöyle. Yani 100 tane toplamda 100 tane sık iğne yapacağız. 2 2 101 tane zincir çektik. Birinciye değil, ikinciye bandık ve toplamda bu şekilde devam ederek 100 tane sık iğne yapacağız. Evet, şimdi başa geldim. Bir tane daha zincir çekiyorum çünkü başın düzgün olmasını istiyorum. Ve tekrar şu yine ikinciden başlıyorum. Bu sırayı yine tekrar 100 tane sık iğne olarak yapıyoruz ve bitireceğiz. 100 tane daha sık iğne dolduruyoruz. Eksiltme, azaltma yapmadan böyle yüzde tamamlayalım. Biraz böyle döndüğü zaman daha güzel oluyor. Ben o yüzden dönmesini daha çok seviyorum. Bu şekilde daha hoş duruyor. Evet, toplam 3 sırayı ördük. Şimdi ikiye katlıyorum şu şekilde. Boynundan alıyorum. Boynuna atkıyı geçiriyorum arasından. Evet. İşte tatlış bir kuzucuk daha bitti. Evet. Böyle. Gördüğünüz gibi bitirdik. Evet. Zehir de böyle. Evet, sevimli kuzumuzu bitirdik ve yakında köpeğimizi öreceğiz.
Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da sevinirim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.